süreden sonra yine bahçedeyiz. Geçen gün bahçeye şöyle bir geldim. Her yer çok kurumuş, topraklar. Hiç yağmur yağmadı bu sene. İstanbul'da çok kurak geçti. Allah'a şükür 2 gündür yağmur yağıyor. Bizde yerler şimdi ıslandı. Yerler güzel canlandı. Ben de bunu fırsat bildim. Çünkü patates ekmek istiyordum. Geç kaldım. Şu araya, buraya böyle bir patates yapmayı düşünüyorum. Bunu buraya koyalım. Bakalım. Geçen sene ektim patates, olmadı. Bir yerde bir eksiklik yaptım herhalde. Zaten yeni yeni her şeyi yapıyoruz, öğreniyoruz. Patatesleri bu şekilde kalın kalın kestim. Zaten filizlenmeye başlamıştı. Özellikle ben filizlenmiş patates aldım. Tomar patates koymuyorum. Bilmiyorum, ölmüştür belki. Almanya'da bizim Herman diye bir şeyimiz vardı. Babamın adı Herman. Herman patatesleri böyle soyarak bu şekilde şey yapardı, ekerdi ve çok güzel patatesi olurdu. Tabii ki o bir kendisi ziraat mühendisiydi. Ne yapacağını, ne için çok iyi biliyordu. Ben de patatesleri kalın kalın soydum. Ondan sonra cuma var, elimde tomar patatesler de var. Onları da güzel keseceğim böyle. Dilimleyeceğim yani. Öyle ekeceğim patatesleri. Benim alamadık. Niye alamadık? Ben sene kazmamı, sapını mapını kırmıştım. O kadar çok çalışmıştım ki her şey kırılmıştı. Şimdi bugün gittim, güzel yeni bir sap yaptırdım kazmama. Kazmam çok gıcır gıcır yani. İnşallah güzel şeyler yaparım. Şöyle biraz... Yani kışlık bir şeyler ekmek istemiştim buraya ama hiç fırsat olmadı. Hiçbir şey ekemedim ki şimdi. Artık şimdi ne yapabilirsek. Peki gübre var diplerinde. Ben bu kadar uğraşıyorum. Hiçbir şey yok. O kadar özene bezene tohum atıyorum, bir şey çıkmıyor. Şu yabanların büyüdüğü. Bilen birisi varsa lütfen yorumlara yazsın. Bu yabani otlar bu kadar güzel büyüyorlar, bu kadar semiz büyüyorlar, besili büyüyorlar. Ama biz buraya bir şey ektiğimiz zaman, ne bileyim, fasulye, mısır, onlar olmuyor. Neden? Yani ormandı burası, toprak çok güzeldi. Hiçbir şey yapmadım. Ürün de alamadım. Bu sene hayvan gübresi düşünüyorum. Bakalım bak. Geçen sene ektiğim patates çıkmaya başladı. Bunlar filizlenmiş zaten. Çabuk çıkarlar diye düşünüyorum. İnşallah olur. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ayın başında ekmek lazımmış. Bizde eski hesap. Şimdi ayın yeni ayın yani onu falan oluyor. İşte 10 gün oynuyor. Yine ayın başı sayılır. Aslında biraz geçti zaman. Aslında normalde ayın 10'unda
ya da 15'inde yapmam lazımdı. O zaman hesaba göre ayın başı oluyor. Yani ürün ekeceksek ayın başında ekmeliyiz. Ekin güzel oluyor. İşte bunları, bu patatesleri bu şekilde. Ben Herman'dan, Almanlar komşumuz Herman'dan gördüm. Böyle. Herman bunları böyle dörde bölüyordu. Öyle atıyordu. Öyle oluyordu güzel. Herman'ın patates tarlası müthişti yani. Nedense onların üstü her zaman bol oluyor. Ben anlamıyorum. Neyse, bunları ekledik şimdilik. Buralara bakalım ne olacak. Şimdi bak şu yabanı... Patateslerimizi ektik. Bunları da lazım. En azından bu ara bunlar da yine evde patates soyarken hep büyük büyük soydum, kalın kalın. Patates dikiyoruz. Olursa vallahi pikmek bizden, Rabbim nasip ederse olacak. Şimdi biraz da şuraya bir şey dikeceğim. Evet. Bu sene de böyle, geçen sene sırık dikmekten anladım. Satmıştım. Biraz fasulye satmıştım. Fasulye. Bunları bir dikeyim bakayım diyorum şimdi.
fasulye. Şöyle de yaparım aslında mısır ama. Neyse şimdi. Şimdilik yeter gibi geliyor ben. Üzülüyorum olmayı. Çok üzülüyorum. İnsan emeğin karşılığını almak ister. Ah, patatesler çıktı şimdi. Ama diplerinde olduğunu zannetmiyorum. Bu zamanda patates mi oldu? Ben anlamıyorum nasıl bir işti bu. Yok, hiç dibinde bir şey yok. Bu.